geldiniz. Bu akşam Küba'dan bahsedeceğiz. Bu sebepten dolayı evet geliyor. Selam. Önceden selam. Böyle bir başlangıç yapayım dedim. Süper olmuş. Ben de hazırlıklı gelseydim. Evet, benim de bir aklıma geldi. Bu akşam dedik ki Küba'dan bahsedeceğiz. O yüzden böyle Küba gömleğimi giydim. Süpersin. Evet. Markayı hatırlarsın. Valero. Tabii. Hatırlam. Evet, özellikle Varadero'da Plaza Americas'taki mağazasından genellikle bu tip şeyleri yapıyoruz. Evet, dostlar hoş geldiniz. Yine bir canlı yayındayız. Bir dakika, sesim yankılanıyor. Küba'da yabancı olmak ya da Küba'da yaşamak daha doğrusu. Bu akşam bizimle birlikte Küba'da Daytours'un tur liderlerinden sevgili Ece var. Ece şu anda Türkiye'de. Ece hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle şeyi soracağım, ne zaman geldin sen? Şimdi ben yaklaşık 2 ay olacak işte, ayın 26'sıydı, Nisan'da geldim değil mi? Mart yok. Mart'ta geldim. Mart'ın 28'i falan edersin. Evet. Son uçakla mı gelmiştin? Evet, oradan kalkan son uçakla acil bir şekilde aslında geldim. Çok da hani gelmek gibi planım yoktu ama işler çok hızlı gelişti biliyorsun. Evet. Öyle olunca da hızlı bir şekilde ben de gelme kararı alıp atladım uçağa geldim. Peki ne oldu? Yani sen oradayken Küba neler yaptı, nasıl tedbirler aldı? Şimdi zaten aslında çok hızlı tedbir almaya başladığı için biraz da gelme kararı aldım. Yani ilk başta olay sakin gidiyordu. Fakat sonrasında birden işler sıkılaşmaya başladı. Özellikle de yabancılarla ilgili de bayağı bir sıkı tutmaya başladılar. Çünkü hatırlarsanız ilk çıkan vaka işte 3 tane İtalya'nın vakası oldu. İlk öyle duyduk koronavirüs adaya ulaştığını. Öyle olunca da yabancılarla ilgili ciddi sıkı önlemler almaya başladılar. İlk alınan önlemler yabancılar içindi aslında. Tabii o da birazcık netti. Çünkü Küba'yı biliyorum. Küba'nın hızlı ve keskin kararlar alabileceğini tahmin ettim. O yüzden dedim ki en iyisi belki de en sağlıklısı gitmek olacak. İyi, süper. Şu anda Küba'daki durum normal değil ama. Ya aslında evet, genel olarak genel manzaraya baktığımızda gayet iyi. Hastalıkla ilgili aslında birçok şey çok kontrol altında. Çünkü yani hepimizin aslında hayal edebileceği gibi Küba'da şöyle bir durum var. Devlet ne derse o oluyor. Yani çıkmayın denirse çıkılamıyor hiçbir şekilde. Çok da böyle katı kararlar da alabiliyorlar. Bu yüzden de aslında güzel, hızlıca bir önlem alındı. Şu anda da gayet iyi. Açık mesela hayatında var. Birçok yerde. Yani insanlar ancak yiyecek alışverişi için çıkıyor ama gerçekten hani yiyecek alışverişi için çıkıyor. Sadece market önlerinde, hani oradaki iletişim devam ediyor. Sadece market önlerinde insan görüyorsunuz. Yolda neredeyse kimse yok. Köylerde bile çok ciddi kontrol var. Evet. Yani şimdi birazdan asıl sohbetimize başlayacağız. Bu sohbete başlarken bir yandan da şeye bakıyorum. Hani katılımlara şey yapıyoruz. Bekliyorum. Yavaş yavaş konuya gireceğiz. Onlardan da konuşacağız. Mesela işte ben Küba ile ilgili bir post atmıştım. Orada mesela şey yazmıştım. Hani Küba'ya da insanların ne kadar duyarlı, bilinçli olduklarını söylemek için, hani Küba'da evlerde internet yok,
Netflix yok, işte Blue TV, efendim şey, onlar bunlar olmadığı halde insanlar daha bilinçli bir şekilde evde kalıyorlar falan diye bir şey yazmıştım. Evet. Fakat inanılmaz derecede şey geldi bana. Orada dediler ki Küba'da internet yok diyor. Bilmiyor. Halbuki Küba'da internet yok. Şimdi Küba'da internet var mı yok mu konuşalım bu akşam. Çünkü şimdi var demek neye göre var? Yani şimdi Küba'da internet var mı? Var. Ama var. Nasıl? Yani. Ya sonuçta sen evde Netflix seyretmiyordun herhalde Küba'da. Ben evde seyretmiyordum. Evet. Yani. Tabii ki. Benim orada söylemek istediğim yani. Tabii benim orada söylemek istediğim bambaşka. Bu konuya döneceğiz. İnternet var mı yok mu ya? Varsa da nasıl var? Ama ilk önce şeyden bahsedelim. Sen Küba'ya niye gittin? Ne zaman gittin? Ne oldu? Ondan bahsedelim. Ben 2009 yılında gittim. 2009 yılının son aylarında oradaydım. Son ayında aslında. 2010'a orada girdim yani. 2010'dan sonra da hayatım değişti diyebiliriz. Çünkü Küba'yla beraber aslında yepyeni bir macera başladı benim için. Yeni bir hayat başladı. Küba'ya gitme amacım biraz aslında yine maceralı bir plandı. Niye Küba? Bilmiyordum. Kimseyi tanımıyordum. Hani bu çok böyle merak edilen şeylerden bir tanesi. Hayır, niye Küba? Yani onu söylemek istedim. Var. Niye Küba? Yani orada mesela Meksika'da olabilirdi, Panama olabilirdi, Costa Rica olabilirdi. Yani niye Küba? Küba'nın kültürü bir kere temel olarak her zaman çocukluğumdan beri diyebilirim çok ilgimi çekiyordu. Yani bir çocukluk hayaliydi aslında. Bunun tam olarak kökeni nereden geliyor, neden böyle bir şey beynime yerleşmiş tam net bilmiyorum. Kübalı köklerim var belki de. Belki de yani gerçekten olabilir. Yani biliyorsun bundan birkaç yıl önce öyle bir şey çıkmıştı. Hani ilk Küba'ya gidenler Türkler, Türk korsanları diye bir hatırlarsın. Evet. Hatta Türkino Dağı'nın üstünde de cami varmış diye. Aynen. Senin ataların gitti sonra geldiler belki de. Olabilir yani kan çekiyor olabilir bilmiyorum ama böyle işte tek yön bilet alarak bir gitme maceram oldu. Peki Küba'ya gitmenin evvel yani mesela işte bu Küba müzikleri veya Küba biliyorsun bir ara çok meşhurdu bizde Küba barları. Evet. Yani oralara gider miydin? Tanır mıydın oradan biraz kültürü? Yani ufak tefek aslında çok da fazla değil. Yine çünkü o dönemde de çok aman aman yoktu sanki yani 2010'dan bahsediyoruz tabii. Hı hı. Sonrasında çok aslında popülerleşmeye başladı Türkiye'de işte bu salsa kulüpleri falan. Ama Küba müziğini severdim. Küba devrim tarihi, devrimi ilgimi çekerdi. Tabii oradan bir yakınlık var. Yani o fotoğraflarda gördüğümüz Küba her zaman ilgimi çekerdi. Fotoğraf mezunuyum. Biraz onun da muhtemelen görsel olarak bana bir şey oldu. Çağrımı oldu. Ama dediğim gibi böyle küçüklükten beri hani şöyle bir şeydi Küba çünkü. Küba öncesinde zaten çok geziyordum. Gezmeyi çok seviyordum. Fakat Küba'ya gitme olayını her zaman sona sakladım. Yani hep şey diyorum. Param olacak, zamanım olacak. Öyle gideceğim Küba'ya. Rahat rahat gideceğim. Ve düzgün bir anımı yakalayıp tek yön bilet alarak gittim. Tamam, peki Küba'ya gittiğinde ilk mesela bu sorular çok gelen sorular olduğu için bana evet. Sana da muhakkak geliyordur. Hani nasıl gideriz, nasıl kalırız, nasıl yerleşir? İlk gittiğinde sen ne yaptın? Ben ilk gittiğimde tabii o zamanlarda yani aslında halen öyle. İnternetten biliyorsun işte otel kiralama, ev kiralama bu işler zor. Çok zor. O zaman çok daha zordu. Evet. Sadece bir otelde 2 günlük bir rezervasyon yaptırabildim ve İngilizce kaynaklardan şu an aslında günümüzde artık bloglarda falan çok fazla Küba'yla ilgili yanlış da olsa birçok bilgi var. O günlerde yoktu aslında. İngilizce kaynaklardan insanların bazı ev sahiplerinin oda kiraladığını duymuştum. Ve amacım oydu yani 2 gün oteldeyken bir oda bulup. Tolga Öge, hoş geldin. Tolga Öge de herhalde Türkiye'de en iyi Küba satan ajenta satışçılarından biridir. Hoş geldin. Evet, yani sadece evi kiraladın. Evet, yani aslında... Tamam. Ama şimdi Küba'ya gittiğin zaman en fazla 30 gün kalabiliyorsun.
Evet. Sen 2 gün tamam otelde kaldın, evi kiraladın, gittin. Evet, sonra ne yaptın? Sonrasında ev kiraladım ve biliyorsun 30 gün sonra aldığımız vize aslında süresini doldurmuş oluyor. Fakat Evet. orada bir prosedürle o 30 günü bir 30 daha uzatabiliyoruz. Evet. Bir 30 daha uzattım. Sonrasında bir 30 daha uzatabiliyoruz. Yani Şu toplam anda bir... 3. 30 yok. Şu anda yok. Diyebiliyorum. Evet, 2 doğru. galiba, değil mi? Şu Ya anda da 1 mi? 2. 2. Şu anda 2 2. miydi? Evet. 2. O zaman 3'tü. Yani Evet. toplam Daha 90 önce 3'tü. gün 90 gün kaldım. Sonrasında ama tabii yani artık o kanıma işledi. Gerçekten o atmosfere soluduktan sonra birçok giden kişi aslında bunu yaşıyor yani. Kanıma işledi, dedim ki ben ne yapacağım? Devam etmem lazım. Bu arada tabii İspanyolca öğrenmeye başladım. Hiç bilmiyor muydun gittiğinde? Hiçbir şey bilmiyordum. Evet. Tek kelime bilmiyordum. Biliyorsun İngilizce de çok kısıtlı aslında. Evet, çok kısıtlı. Az olarak işte yavaş yavaş da İspanyolca kafaya yerleşmeye başlamıştı. Bu o 90 günün sonunda bir giriş çıkış yaptım. Sonra tekrar geri geldim. Ve bu sefer sanırım bir iki kere daha uzattım bu şekilde turist vizemi. Evet. Sonrasında da Havana Üniversitesi'ne öğrenci olarak yazıldım ve öğrenci vizesi aldım. İşte ona gelmek istiyordum ben de. Yani şimdi Havana Üniversitesi öğrenci olarak yazıldım. Şimdi hani gidip oraları tanımak isteyen, uzun dönem kalmak isteyen, İspanyolca öğrenmek isteyen arkadaşlar var. Şimdi Evet. Havana Üniversitesi'ne kayıt olmak nasıl bir prosedür var? Aslında çok zorlu bir prosedür değil. Tabii ki benim bahsettiğim İspanyolca öğrenebileceğiniz yani kurs diyelim, üniversitenin kursu. Evet. Buraya yazılmak zor bir prosedür yok. Sadece zamanını iyi ayarlamak lazım. İşte bir Eylül gibi kayıtlar oluyor. Bir de yıl ortasında kayıtlar var. Onları ayarladıktan sonra işte aylık kurslar var, 3 aylık var, bütün yılı kapsayan kurslar var. Ücretini ödeyip kursa kayıt Ve oluyorsunuz. bunun ücretleri nasıl? Ücretler pahalı. Genel olarak çünkü Küba ile ilgili böyle bir fikir var, genel kanı var. Ücretsiz veya çok ucuz olacağını düşünüyor insanlar. Fakat öyle değil. Biraz yüksek maalesef. Ama tabii ki yani eğer İspanya ile karşılaştırsak, hani İspanya'da İspanyolca öğrenmekle muhtemelen aşağı yukarı aynı paraya geliyordur. Benim hatırladığım kadarıyla 1.000 dolar civarındaydı. Şöyle 9 aylık kurs bu yıl 1300-1400 eurolara çıktı. Yani işte Evet. euro aşağı yukarı aynı. Evet. Yani Evet. ama buna tabii barınma, yemek falan dahil değil arkadaşlar. Efendim bir dakika. Sesim. Barın hı? Bunları hani barınma, yemek falan filan dahil değil. Yani bu Yok değil. sadece kurs Bunların parası. hepsini Ekstra olarak yapıyorsun. kendin karşılıyorsun. Yine öğrenciler aynı şekilde ev tutabiliyor. Evet. Evlerin fiyatı da öğrenciler için ucuz değil. Yine turist fiyatıyla aslında tutuyorsun. Onun haricinde her şeyini kendin karşılıyorsun. Evet. Şimdi şeyden biz bu şeyi yaptıktan sonra postu koyduktan sonra böyle bazı sorular gelmişti. Bunlardan bir tanesi de ya Küba niye pahalı? Yani Evet. Küba niye pahalı? İşte biz işte 300-400 dolara Avrupa'da bir yere giderken Küba çok pahalı diye. Yani bunu da daters olarak yani Küba'ya hemen hemen Türkiye'den ki bütün turları organizasyonları organize eden yerel servis sağlayıcı olarak şunu söylemek isterim. Şimdi Küba niye pahalı? Birinci sebebi Küba'nın bileti. Bilet Kesinlikle. fiyatı. Yani bilet fiyatı şimdi Avrupa'da 300-400 dolara gidebildiğiniz yerlerin bilet fiyatları 100-150 dolar. Yani Küba'nın ortalama biletleri 800 ile 1000 dolar arası grup biletlerinden bahsediyorum. Yani normalde ben mesela şahsen 1400 dolara da bilet aldım. Çok doğru. Yani birinci konu biletlerin çok pahalı olmasından kaynaklı. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları uçuyor. Son 2 senedir Türk Hava Yolları uçuyor. Daha evvel Air France, Iberia, Aeroflot'la da gidiyorduk. Fakat özellikle şey açıldıktan sonra, Türk Hava Yolları açıldıktan sonra
haliyle Türk müşteriler Türk Hava Yolları'nı tercih etmeye başladıklarından dolayı mesela Air France, Iberia İstanbul hattından çekildiler. Evet. Yani burada evet, biraz Türk Hava Yolları yalnız da kaldı. Diğer bağlantı, yani herkes de direkt uçmak istiyor. Bağlantılı uçuşlarda beklemeler var. Yani bu da biraz işte Türk Hava Yolları'nın çok fazla tercih edilmesinden dolayı Türk Hava Yolları biletlerinde pahalı olmasından kaynaklanıyor. Yanlış bilmiyorsam dünya üzerinde uçtukları destinasyonlarda, şehirlerde Küba ve Panama en pahalıları. Yani şöyle bir durum da var. Miami 7 sefer uçuyorlar. Biliyorsun Miami bizim karşı komşu. Evet. Yani çok yakın. 98 kilometre zannedersem. Mesela orada 600 dolara 700 dolara bilet var gidiş dönüş. Ama Küba'da yok. Aynen. Yani çünkü neden? İşte birincisi Boeing 777 uçuyorlar. Daha büyük uçak uçuyorlar. İkincisi rekabet çok fazla Amerika'da. Yani aslında işte hani Küba'da da Amerika gibi rekabet olsa fiyatlar daha uygun rakamlara düşebilir. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Sen de katılırsın tahmin edersen. Küba pahalı bir yer turiste. Kesinlikle. Çünkü yok. Çünkü yok. Yani yok, yok her zaman pahalı. Aynen öyle. Yani bunun zaten... Volkswagen'i hatırlıyor musun? He? Hani Volkswagen'i hatırlıyor musun sarı? Evet, evet. Yani 52 modeldi o. Ben onu 11 bin dolara aldım. Yani bugünün parasıyla 80 bin lira falan. İnanılmaz bir para gerçekten. Yani 80 bin liraya herhalde burada 52 model Volkswagen'i alanı döverler diye tahmin ediyorum. Ve bunu ve yani... Evet, ben onu hani ucuz aldım. Herkes evet, şey düşünüyor. Evet. Amerikan arabalarının çok ucuz olacağını falan düşünüyor insanlar. İnanılmaz pahalı. Yani şöyle bir şey var. Ben mesela bu arabamla bir gün Eteksa'nın önünde Diana'yı bekliyorum. Biri geldi bana dedi ki arabayı bana satar mısın? Dedim satmam. 15 bin dolar vereyim dedi. Olmaz dedim 20 bin dolar verdi. 11 bin dolar aldığım araba 20 bin dolar verdi. Ama sorun şu. Satsam ben ne yapacağım? Kesinlikle öyle. Bir araba bulamıyorsun. Alternatif yok. Sonra 15 bin dolara sattım dönerken. Yani sıkıntı bundan kaynaklı. Yani bir şeyin fiyatı yok. Yani şimdi ucuz. Şimdi Murat Bey zannedersem şey demiş. Hani ucuzdu ama diye. Şimdi ucuz neye göre ucuz? Mesela ben hep bildiğim bileli Muhit'e 5 dolardır. Ha, ya da sen daha iyi bilirsin. Nerelere gitmek lazım ucuz içki içmek için veya ucuz eğlenmek için? Daha yerel. Kesinlikle öyle. Ve son yıllarda o yerel mekanların sayıları azaldı. Evet. Niye? Eskiden... Yani bu işte 2005 benim gittiğim yıldan bile diyebiliriz. Çok daha fazla devlete ait. Yani yerelden kastımız aslında devlete ait lokallerin, devlete ait restoranların sayısı daha fazlaydı. Evet Murat Bey 2005'te gitmiş. O günden bugüne biraz değişti. Tabii ciddi değişiklikler olmuştur muhtemelen. Yani hani 2005'i ben bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Çünkü ondan beri bile çok ciddi değişiklikler oldu. Küba gerçekten pahalı yani insanlar tabii ki şaşırıyor fiyatları gördükleri zaman. Şuna bir nokta koyalım. Yani genelde bana mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi Küba bize pahalı değil mi? Yani Kübalıya ucuz. Evet, güzel bir konu. Bunu hani çok fazlası düşünüyor insanlar. Dolar, evet, ben bunu 10 dolara alıyorsam işte Kübalı biri bunu 10 moneda nasyonel yani 25'te biri yani kaç 50 cent. Yani 40 sente mi alıyor? Evet. Yani 40 sente mi alıyor? Bu hikaye çok özellikle bloklarda bu hakkında da çok yanlış bilgiler var. İnanılmaz yanlış bilgi var bununla ilgili. Ve genelde insanlar geldiklerinde bunun gerçekten böyle olduğunu düşünüyorlar. Ve diyorlar ki o zaman ucuz Kübalı'ya ucuz Küba. Hayır değil. Çünkü Kübalı'ya da aslında aynı fiyattan biliyorsun. Sadece mekanı seçmen gerekiyor. Yerel yere gidersen ucuza bulabildiğini ve bulabildiğin şekilde
içip işte yiyebilirken daha bizim sonuçta tatildesin ve daha düzgün bir yere gidip en azından oturabileceğin bir yerde olmak istiyorsun. O zaman da fiyatlar herkes için aynı olan fiyatlar yükseliyor. Yani evet, bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Hani ben turistim, yerel yere gidemem ya da Moneda Nasr'ı kullanamam. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer yerel yere gidebiliyorsam, yani gidebiliyorsam derken, şimdi tabii Küba'yı yaşamadan, görmeden bunu anlamak çok zor. Şimdi biz diyoruz ya yerel yer. Şimdi eminim ki birçok şu anda bizi takip eden şey, ya tamam işte biz de yerel yerlere gitmek istiyoruz. Aynen öyle. Yani evet, haydi Ece Altuğ bizi yerel yerlere götürün. Biz orada işte eğlenelim, dans edelim diyorlar ama yerel yer bizim anladığımız yerel bir yer değil. Değil. Yani Kesinlikle öyle. sen çok iyi biliyorsun. Senin çok fazla Kübalı arkadaşın var, dostum var. Onlarla da gittiğini biliyorum. Yani şeye, hani herhalde ilk seneler burayı buralara pek gidemezdin diye tahmin ediyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Gerek hijyen olsun, gerek servis kalitesi olsun. Kesinlikle. Yani ilk Yani başlarda şimdi gidemezdin. en basitinden kahve örneğini verecek Evet. olursak, tamam, Evet. Kübalı'nın içtiği yerde Bir kahve Moneda Nasr'ın içmeyi o mesela. Evet. aynen kabul ediyorsan bir Moda Nasyonel'e içiyorsun. Evet. Fakat nereden içiyorsun? Bir pencereden bir tane amca sana şöyle küçücük bir bardakta Su nereden? işte uyduruktan bir kahve veriyor. Onu Su kafaya nereden? dikiyorsun. Çeşmeden. Aynen, su çeşmeden. O inanılmaz bir Kahvenin şekilde şekeri fixlenmiş. evet. Şekersiz kahve içme şeyin yok. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani o yüzden kesinlikle gelen gruplarda çok söylüyorlar. Ece biz yerel yerleri görmek istiyoruz. Bizi öyle yerlere götür. Yani götürdüğümde Ya buraya mı getirdin diyorlar. aynen yani zaten Ha orada şu yiyecek anda içecek bu bir şey arada bir şey var. söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım, hatta kendisi rehber bir arkadaşım, Küba'ya geldi. Bir ay kaldı. 400 dolar para harcadı. Ve gitmediği yer yok. Yani Santiago'suna gitti, şeye gitti. Bir ay kaldı. Toplam 400 dolara. Konaklamasından şeyine. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Yani böyle bir Aynen. şey de mümkün. Ha bana böyle bir anlatıyordu, ben inanamıyordum. Yani mesela işte geceliği 10 dolara kalmış mesela. Nasıl bir yerde kaldın diyorum. Ya işte 4 tane ranza vardı. İşte 4 kişi kaldık. Hani Aynen parkur öyle. yapmışlar. Mesela o hiçbir yerde kuk harcamamış. Direkt Moda Nasyonel. Direkt Moneda Nacional'e bağlamış. Biliyorsun orada Moneda Nacional'le satılan bira da var. 40 Moneda Evet. Nacional ismi neydi ya? Hathaway miydi? Hatay Bu var. 23'ün o köşesinde şeydi. 23'te La Rambla'dan yukarıya çıkıyorsun. Köşede bir tane 23 Plato var. Hani Pelato. Şey 23H'nin orayı mı Evet diyorsun? evet tam o köşede solda. Eski böyle bir güzel bina. Eski böyle küçük bina beyzbol oyuncuların resimleri falan var. Böyle 23'ten en son böyle dönerken sol tarafta kalıyor. Şimdi hatırlarsın Pelato top yani beyzbol topu. Tamam. Değil mi? Hatırladım. Evet. Tamam. İşte mesela orada var. Şimdi ben hep gelen misafirleri bu arada beni tanımayan misafirler varsa kısaca ben kendimden bahsedeyim. Ben ilk 2000 sene yani 99'un sonunda 2000 senesinde gittim Küba'ya. Tamamen bir tesadüf eseri gittim. Bir incentive şirketinde çalışırken bir müşterimizin Küba'ya gitme isteği olduğundan dolayı ve ben İspanya'da ön lisansımı tamamlayıp İspanyol dili mezunu olduğundan dolayı İspanyolca bildiğimden dolayı beni seçmişlerdi. İlk o zaman gittim. O zaman gerçekten ucuzdu. Yani gerçekten ucuzdu. Çünkü turizm neredeyse yoktu. Tabii. Ama ben de senin gibi ülkeye aşık oldum. Yani gerçekten hani ilk gittiğim zamandan beri hatta şey demiştim yani o ilk grup tamamlandığı zaman dönerken acaba demiştim hani pasaportumu yırtıp kalsam mı? Ya o kadar sevmiştim de onu yapamadım çünkü işte annem falan burada diye.
sonra hep gittim geldim, hep gittim geldim. Sonra VIP turizmde yıllarca Küba turları düzenledim. Yani en çok Küba'ya tur götürmüş kişilerden biriyimdir. Daha sonra ülkeye olan aşkım şahsa karşı aşka dönüştü. 2014 yılında da şimdi eşim Diana Delia Barrero Vasquez ile, onların isimleri şey ya, evlendik 2014 yılında. Daha sonradan da Day Tours'u kurduk. Niye bunu kurduk? Çünkü işte hani Küba'daki yerel hizmet sağlayıcılarında bir sıkıntı vardı. Yani Kübalılar farklı insanlardır. Bunu bilirsin. O yüzden bu acenteyi beraber kurduk. İşte bugün hala devam ediyoruz. İşte geçen Ocak ayında da Arturo doğdu. Evet. İşte o yüzden 5 sene hiç dönmeden Küba'da yaşadım. Küba oturumum var ondan sonra. Yani Küba'da gerçekten çok parasız kaldım. Yani gerçekten parasız kaldım. Hasan Bey'e böyle gitmiş, ruhum Küba'da kalmıştı. Küba öyle bir yer. Yani şimdi, yani Küba'da işte şimdi biraz evvel pahalılıktan falan bahsettik ama Küba'da bunları düşünmezsiniz. Yani burada Küba'da hani şeyi, problemi düşünmezsin. Her zaman Küba'nın güzelliklerini görürsün. Yani çünkü kesinlikle ben hep şunu söylüyorum. Aslında para mutsuzluk getiriyor. Yani kaygılar getiriyor. Yani evet, çünkü şöyle bir şey var. Ben mesela ilk Küba'ya taşındığımda, yani anneme kayınvalidemin evine taşındığımda, işte ben iki bavulla gittim. Delia'yı tanıyorsun. Delia dedi ki, ya sen dedi gömlek işin falan mı yapacaksın burada dedi. Dedim nasıl yani? Dedi ki bu kadar çok gömleğe ne gerek var? Ya evet, aslında para mutsuzluk getiriyor. Yani bizde hep bir yarış var ya, işte bak senin gömleğin daha güzel, o Adidas almış, bu Nike almış, ben onu alayım. Küba'da böyle şeyler olmadığından dolayı aslında daha mutluyuz. Kesinlikle. Yani biliyorsun lüks restorante oradaki gitmenin anlamı yok ki. Sonuçta hep doyuyorsun. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Durum da var. Yani tabii havanın, hava koşullarının güzelliği de kesinlikle işi çok kolaylaştırıyor aslında. Yani ayağında bir sandalet, bir şort, bir tişört, çok rahat yaşarsın. Çünkü rekabet yok. Kesinlikle. Ya kimse sana şey demiyor. Ya niye? Sen dün de bu kıyafeti giydin veya evvelki gün de bu kıyafeti giydin. Başka kıyafetin yok mu demiyorlar. Aynen öyle. Çok güzel bir şey değil mi? Kesinlikle. Mesela şey anlatayım. Birçok insanın, birçok işte erkeğin diyelim, bir tane gömleği vardır. O gömlek özel gün gömleğidir. Kesinlikle. O da Guarana. Ama yani kim bilir kaç yıllık bir gömlek. Kesinlikle. Şurada şöyle artık bir delik oluşmuş. Ama yine de mesela o özel gün gömleğini özel bir zamanda işte dışarı çıkacaksa falan giyer. Üçünü, hiç ondan, o delikten ucunmaz. Ama düzgündür. Ona özen gösterir yani. Ve gerçekten aslında bakış açısı, hayata bakış açısı bizden çok daha farklı. Ayşen Hanım teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde tekrardan Küba organizasyonlarımızı Ece Hanım'la beraber gerçekleştireceğiz inşallah. Ya evet, orada şimdi insanların anlamadığı, ya bana mesela şimdi bir de şey var. Biri yazmıştı. 5 kere gittim ama hala anlayamadım diye. Bu çok oluyor. Evet, ben kaç 10 küsür senedir gidip geliyorum. 5 senedir yaşıyorum. Kübalı ile evliyim. Ben hala anlayamadım. Yani kesinlikle aynı şey bende de geçerli. Bazen ya diyorum nasıl oluyor burada bu işler? Yani hakikaten anlamak çok zor. Kendi hislerini de, ülkeye karşı olan hislerini de anlamak zor. Yani kesinlikle. Tabii ki biz de sonuçta altyapı olarak, düşünce sistemi olarak bambaşka bir yerden geliyoruz. Ne kadar uyum sağlamaya çalışsak, öyle gibi olmuyor. Hissetsek de olmuyor.
olmuyor. Yani... Ya bu arada benim kayınvalidem de eski komünist, yani Komünist Parti, Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri. Eski. Şimdi emekli oldu. Ya hele benim yaşadıklarımı düşün. Ya düşünebiliyor musun? Dayana'nın babası, ya kayınvalidem, yani benim kayınpederim, Fidel Castro'nun özel Rusça devlet tercümanı imiş. Yani sırlarla dolu bir adam. Yani devlet tercümanı ve Rusça ile düşünebiliyor musun? Ben bir gün evde bir şeyleri karıştırırken şey buldum ya. Fidel Castro babası ve Khrushchev'in, şey pardon, Gorbaçov'un üçünün yan yana fotoğrafını gördüm. Of. Sonra dedim ki bu ne? Dedim şey işte babamızın. Dedim başka. Sonra ben bana bir tane fotoğraflar gösterdi. Ve bu bizim evliliğimizin üçüncü yılında falan oldu. Yani işte Fidel Castro ile özel birebir el ele fotoğraflar. Ondan sonra ya inanılmaz yani fotoğraflar. Bu onlar için saklanan bir şey. Hani hiçbir şekilde bunu reklam yapalım veya işte çünkü ya ben mesela hani klasik Türk mantığı, bir devlet dairesinde bir işimiz, mesela bizim evi restore ettik hatırlıyorsun, tamirde bir sürü işte orası için izinler mizinler falan. Yani işte Bora Bey, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben Türk olarak yanımda babamın ve eşimin Fidel Castro'yla fotoğrafını gönderip benim buradaki duvar için izin lazım derdim. Ama bunu bir Kübalı asla yapmıyor. Evet. Yani Küba'yı anlamak gerçekten çok zor. Özellikle biz, şuna en son inandım, biz anlayamayız. Çünkü biz orada doğmamışız, o sistemde doğmamışız. Kesinlikle. İstediğimiz kadar yaşayalım. Yani, yani dışarıdan evet, anlarız. Kim? Ayşe Hanım, kapitalist düzen dışından bak. Ayşe Hanım nasıl bakacağız? Yani çünkü biz o sistemde doğduk. Yani aynen. Sorun o zaten. Yani biz şey yapamıyoruz o zaman. Evet. Yani o yüzden çok enteresan. Yani sen ilk gittiğinde senin en böyle enteresan gelen şey neydi? Ya zaten gider gitmez. Gezcan Hanım, Gezcan Bey mi? Gezcan tabii ki. Elimizden geldiğince, gördükçe cevaplamak isteriz sorularınızı. Şöyle söyleyebilirim. Gider gitmez direkt zaten, ki halen öyle, şey hissettim. Ya filmin içine, sanki bir filmin içine beni ışınladılar. Her şey o kadar değişik ki. Tamamen alışkanlıklar, insanların üstü başı, arabalar, evler, hani o görünenin dışında insan ilişkileri, günlük rutinler, her şey inanılmaz değişik yani. Tabii ki bu çok ilginçti. Yani zaten hiçbir şey yapmayıp oturup böyle haftalarca izleyebilirsiniz. Çünkü önünüzde bir film akıyor. Kesinlikle. Ve sürekli ben halen, bakın bu kadar yıl geçti aradan. Sürekli düşünsene, yani her gün bunları anlatıyorum aslında. Ve halen bazen hikayeleri anlatırken böyle tüylerim diken diken oluyor falan. Hani o onu hala aslında üstümden atamadım. Yani o kadar ilginç oluşuyor ülkenin, o filmin içerisinde olma hissi. Bu çok ilginç. Ve ona alışamıyorsun aslında, yani sürekli izliyorsun ama garip, çok garip. Evet. Şimdi Geronimo bir soru sormuş. Çok güzel bir soru. Ben de bunu hep sormak isterdim, söylemek isterim. İnsanlar mevcut düzende çok mutlu sanıyorsunuz ama aslında öyle değiller diyorlar. Doğru mu? He. Şimdi kime göre? Ya hangisine? Havana'da. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var, bakın. Bakın. Küba'da, Küba'ya gittiğinizde karşılaştığınız insanların size anlattıklarına inanarak çok fazla yargılamayın. Yani anlatabildim mi? Yani sen turist olarak gidiyorsun oraya. Melakon'da oturmuşsun. İki tane bucanero bir kristalini almışsın. Ondan sonra yanına birisi gelmiş. Demiş ki işte sohbet etmiş. Sen ona bir tane bira ikram etmişsin. Ondan sonra demiş ki işte burada bizi böyle yapıyorlar.
Hiçbir özgürlüğümüz yok, oyumuz yok, buyumuz yok. İşte biz mutsuzuz diyorlar. Sonra buradan insanlar diyor, ya Küba'da insanlar mutsuz. Bizim biliyorsun orada şirketimiz var. Sen de orada çalışıyorsun. Kübalı'yı çalıştırmak nasıl bir şey? Çok. Ya şimdi bakın. Yani Küba'da, ya ben mutluyum Küba'da. Yani gerçekten mutluyum. Niye? Çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Ya evet. Anlamıyor musun? Yani şimdi eğer Küba'ya gidip de sen eğer bir Mercedes almak istersen veya bir BMW veya işte normal bir tane Linea Milea almak istersen mutlu olamazsın zaten. Bakın zaten hani anlamak mantığı var ya. Bunu mutlu olamazsın ki zaten. Yani sen zaten o yarışa girdiğin için o sizinle konuşanlar, insanlar bunu yarışın içindeler. Yani ben onu alayım. Ben işte ben onu alamıyorum, bunu alamıyorum. Ya şimdi zaten mutsuzluk bana göre, bu arada arkadaşlar bunlar bizim fikirlerimiz. Bana göre mutsuzluk buradan geliyor. Bakın ben bir hikaye anlatayım. Benim 2014 model, daha yeni, daha geçen sene sattım. 2014 model bir Ford Fiesta'm vardı. Yok 2004 galiba ya. 2004, 14 değil 2004. Bakın 2004. Ben Türkiye'ye geldiğimde bu arabayı kullanıyordum. Annemde duruyordu. Şimdi ben Küba'dayken diyordum ki Allah'ım diyordum ya benim ne kadar güzel bir arabam var diyordum ya Türkiye'de. Onu getiremiyorsunuz bu arada. Türkiye'ye geliyordum. Allah'ım diyordum ya otomatik vites falan değil normal manuel. Hani radyosu falan manuel. 2004. Allah'ım diyordum nasıl seviyordum bir ay kalınca. Bir ay bitiyordu diyorum ya kardeşim bu da hani bunun otomatiğini niye almadık ki biz? Ya keşke bu otomatik olsa. Yani demek istediğim o araba ilk geldiğimde bana mutluluk veriyordu ya. Bir ay sonra bana mutsuzluk veriyor. Niye veriyor? Çünkü daha iyisini görüyorum ya. Ya da yanımdaki almış ya yarış başlıyor. Kesinlikle. Yani Küba'da mutlu olmak için bunları silmeniz lazım. Yani yani Küba'da turist olarak da geldiğinizde bir şeyleri çok fazla beklerseniz Küba'dan da zevk alamazsınız. Sen çok turist gezdiriyorsun mesela özellikle bayanları hani AVM'ler de hazır burada açılmışken Küba'daki AVM durumlarını da biliyorsun özellikle bayanlarla gezerken bunları herhalde çok şey olarak yaşıyorsundur. Tabii. Çok yaşıyoruz. Çok hani insanlar çünkü geldiklerinde neyle karşılaşacaklarını 3 aşağı 5 yukarı duymuşlar ama tam olarak ne olacağını. İnternete geleceğiz Doğan Aydın Bey. İnternete geleceğiz daha gelmedik. Evet, internet önemli konu. aslında internet de bunun gibi bir şey. Baktığımızda. Hanım, işte Küba'da fakirlik var mı yok mu? Yani fakirlik nedir biz de şu anda konuşuyoruz. Evet. Şimdi ben de hep gezmeye gelenlere aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Küba seyahati, bence Küba gezisi bir Paris, bir Avrupa'daki herhangi bir şehir bununla karşılaştırılamaz. Küba bir belgesel izlemeye gidiyorsunuz sanki siz oraya ya da o belgeselin parçası olmaya gidiyorsunuz. Ve yani o diğer seyahatlerde beklediğimiz şeyleri beklemememiz lazım Küba'yı anlayabilmek, hissedebilmek için. Ondan zevk alabilmek için. Küba'yı, Küba'nın şartları neyse, sana ne veriyorsa, ne verebiliyorsa. Çünkü Küba zaten söylüyor, ben bunu verebiliyorum. Çünkü bizim sınırlarımız belli. Zaten global düzenin içine girmemiş, apayrı, kendi düzeniyle yaşayan, var olmaya çalışan bir ülke. Ve bence onu anlamak, onu hissetmek zaten özel olan. Küba'nın özelliği bu aslında zaten. O yüzden onun keyfini çıkarmaya başladığında, onun parçası olmaya başladığında müthiş eğleniyorsun. Çünkü mesela sen hanımlarla da çok tur yapıyorsun. Onlarda neler yaşıyorsun, onlara neler anlatıyorsun? Yani hanımlarla yaptığımız turlar çok keyifli oluyor. İlk başta tabii ki gelen herkes biraz gergin oluyor. Allah yani o zaman kalacağımız otelde de problemler oldu. Evet, sen bağlandın tekrardan. Kalacağımız otel dedin, kesildi bir daha söyle.
Diyorum kalacağımız otellerde bir problem mi olacak diye korkuyorlar. Evet olabilir çünkü olan bir ülke. Ve tabii elimizden geldiğince o teknik problemleri düzeltmeye çalışıyoruz ama bunun bir sınırı var. Çünkü şöyle düşünün. Otelde bir musluk bozuldu. Bu otelin her şeyi konteynerlarla dışarıdan geliyor ama her şeyi. Böyle olunca o musluğun yerine yenisinin takılması bilmiyoruz bir daha ne zaman gelecek o konteyner. Yani bu 5 yıldızlı otel için de aynı şey geçerli oluyor bazen. Tabii ki böyle problemler olabiliyor. Fakat işte burada bu kısmı geriye atmanız lazım. Şu anın şartlarını düşünerek aslında onun keyfini çıkarmaya başladığınızda işte hanımlarla mesela ki düşünün sonuçta hanımlar çok daha steril şey arıyorlar işte bunlara daha takıntılılar belki bazı konularda ama bence çok güzel anlıyorlar yani şöyle söyleyeyim biz bazen akşam dışarı çıkıyoruz işte bir tane jip kiralıyoruz jipin arkasına tıklım tıklım oturuyoruz mekanlara gidiyoruz dans etmeye ve hanımlar Bu için arada de jip acı acı ama şimdi jip de insanlar şimdi benziyor falan ha yok eski zannediyor. bildiğiniz askeri jipler vardır ya böyle üstü şeyle buram Vili. kaplı. Vili. Bili. 1959 öncesi. Aynen. Yani Küba bu arada gerçekten gezgin kadınlar için çok ideal bir ülke. Çünkü sıkıntı yok. Yani birçok ülkede artık Avrupa'da bile gece serbest rahat bir şekilde gezemiyorsunuz, korkuyorsunuz. Ama Küba bu anlamda müthiş rahat. Bayanlar çok rahat çıkabiliyor, değişik mekanlara gidip gezebiliyorlar. Yani düşünün, sokakta herhangi bir taksi olmayan bile bir arabayı durdurup binip gideceğiniz yere gidiyorsunuz ve başınıza hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Bu anlamda dünyanın herhalde en güvenilir ülkesi. Tabii ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ama sonuçta büyük şehir. Lütfen Kesinlikle. gittiğinizde tedbiri elden bırakmayın. Ben mesela aşağı yukarı herhalde bir 2000-3000 kişiyi götürmüşümdür, gezdirmişimdir şahsi olarak, şirket olarak demiyorum. İşte ben de bundan bahsediyorum. Bora Bey çok güvenli bir ülke. Dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Ben de bundan bahsediyordum. Dedim ki yani burası çok güvenli. Hani burada kapkaç olmaz, o olmaz, bu olmaz. Rahat rahat gezebilirsiniz, korkmayın diye. 2013'lerde falan ya da 12'lerde bir tane bayan geldi. Benim dedi çantam çalındı. Evet. Şeyde, nerede? Plaza'da Armas'ta Lamina. Lamina'nın köşesinde hani dondurmacı vardır ya yanında. Oradan dondurma. Dedim nasıl oldu dedim. Şaşırdım çünkü. Yani nasıl şaşırdım. Dedi ki ama siz dedi çok güvenli dediniz. Dedim nasıl oldu? Ben dedi çantamı masaya bıraktım dedi. İşte. Sonra dedi, tuvalete gittim dedi. Herhangi birine dedim emanet yok etmedim dedi. Sonra geldiğimde çantamı çalmışlardı. Yani tamam güvenli de asla da güvenliği, kendi güvenliğinizi şey bırakmayınız Tabii yani. ki kesinlikle. İnsan var sonuçta. İnsan varsa herhangi yani onu kontrol edemiyorsunuz. Ama Evet, şimdi 15 dakikamız kaldı biliyorsun. Instagram bir saatle sınırlıyor. evet. İki tane soru var. Bir tanesi unutmadan şey yapalım. Ahmet Bey sormuş. Ece'nin nasıl kolektivoya binir? Anlatır mısınız diye. Onu bir anlatır mısın bize? Kolektivoya binmek ayrı bir dil öğrenmeniz demek. Bir el dili var kullandığımız. Şoförler de biliyor bunu, yolcular da biliyor. Çok ilginçtir. Yani bence bu, mesela işte Küba'yı anlayamıyoruz diyorsunuz ya, bu yüzden aslında Küba çok gerçekten ilginç çözülmesi gereken şifrelerle dolu. Yolda mesela görürsünüz, kimisi böyle çağırır aracı, kimisi böyle çağırır, kimisi Kimisi böyle. böyle. Evet. Şoför gelir böyle yapar. Yani arada Bir de kullan. şu var. Ha, bu var. Şu Şu var. var. Şu var. Bu Bir de var. Yeno. Şu var. Yeno. İşim bitti eve dönüyorum artık yol Evet. almıyorum. Evet. Bu. kesinlikle çok ilginç, çok ilginç Bir yani. de araba kullanırken şu var. İleride polis var. Polis geliyor. İleride polis Atla. geliyor. Küba hakikaten film yani. Her şey Evet. film gibi düşünsenize sırf yolda
şeyin caddenin yanında duran insanları izlediğinizde zaten kuru. Neler oluyor ya burada diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Kolektif nasıl biniyorsun? Ne kadar ödüyorsun? Nedir? Onlardan bahsedelim acaba. Şimdi kolektifi sormuşlar çünkü enteresan. Evet. Kolektifoya tabii biraz aslında kısa süreli gelenlerin binmesi için biraz zor. Evet. Çünkü bizim buradaki dolmuşlar gibi, yani kolektivo dediğimiz bu arada dolmuş. Ama Amerikan arabası dolmuşa çevrilmiş, öyle düşünelim. 5 kişi alıyor toplam. Fakat üzerinde gittiği yer yazmıyor. O yüzden zaten biz o işaretleri kullanıyoruz. Yani aşağı yola inmek istiyorsan kaçıncı cadde? Birinci cadde. Aynen. Birinci cadde. Göstermen lazım. Kaç kişi bineceksiniz? Bunu göstermeniz lazım. Çünkü sonuçta her geçen arabayı durdurup tek tek soramıyorsun. O yüzden kısa süreli gelenler için anlaması birazcık zor. Ama turlarımızda bunun dersini de veriyorum. Kolektivoya nasıl binilir? Ha, bu arada sevgili takip eden seyircilerimiz, Ece Hanım'la turlar çok daha farklı geçiyor. Yani şundan dolayı çok farklı geçiyor diyorum. Çünkü şimdi Ece hem bizden biri Türk hem de Kübalı. Yani mesela özellikle nasıl söyleyeyim, salsaya gitmeler olsun. Ece Hanım mesela rehberliği öyle belirli saatlerde değildir onun. Yani o hani ben git saat 6 oldu ben otele bıraktım veya gittim diye biri değildir. Ece Hanım gece de beraber sizi çok böyle enteresan lokal sayılabilecek yerlere götürür. Mesela herhalde Los Hardines kaçtı onun? Hardines 1300 kaçtı? 1830. 1830. Herhalde 1800 Hardines 1830'a götürüp bir salsa yaptırtıyorsun misafirlere. Tabii ki yaptırmaz mıyız? Yani, orada evet. Yerlerde... Yani o yüzden çok keyiflidir. Son dakikalarımız. Kısaca hemen internetten bahsedelim. 2 dakikamız kalmış bu arada. İnternete nasıl bağlanıyoruz? Halen klasik yöntem. Gelenler internete ya otellerin lobisinden bağlanıyorlar bir kart alarak ya da parklardan bağlanıyorlar. Pardon, 12 dakikaymış. Özür dilerim. O kadar heyecanlanmayalım. Şimdi tabii son dönemlerde artık bazıları diyorlar artık internet gelmiş falan. Evet, internet geldi. Fakat Küba'nın yerel hattını kullananlara aslında 3G geldi. Yine çok pahalı. Gelenlere o hattı almasını önermem. Çok mantıklı olmuyor. Ne yapacağız? Benim önerim gelenler interneti unutsunlar. Telefonlarımızı daha böyle fotoğraf makinesi kıvamında kullanalım. Akşam otele geldiğimizde otelin lobisinde rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı olmuyor. Ama evet, yani mesela bir restorana gittiğimizde halen internet yok. Hiçbir yerde yok. Evlerde halen internet yok. Ama tabii ki gün içerisinde en azından bir kere olsun. Bir kere, iki kere otel sırasındayken bağlanabiliyoruz. Ama işte buna çok fazla kafayı takmamak lazım. Evet. Şey kısmına giriyor. Küba'yı Küba gibi yaşamak. Çünkü biz de internet kullanmıyoruz. Evet. Yani bir de şöyle bir şey var. Biraz evvel bir tane soru vardı. Yani internet yaygınlaşırsa gençler arasında ne olacak falan. İnternet hiçbir zaman yaygınlaşmayacak. Tabii. Onu unutun. Yani şu anda siz işte bana o geçen bu postumdan dolayı kızanlar, bilmiyorsun diyenler şunu bilmiyor. Siz Küba'ya gittiğinizde minimum cebinizde hiç yoksa $500 var. Hiç yoksa. Ya hiç yoksa diyorum. $500 var. Ya $20'dan bahsediyorum Küba'da internet. $20. O hani kolay şey var ya, ya ben mesela alıyordum şeyleri. İş yapıyorum yani internete bağlıyorum ama dediğin gibi hat normal yerel hattan bağlanıyorum. Ya bir bakıyorum gün sonunda $20-25 harcamışım. Bir maaş orada normalde $18. Tabii ki. Ya o yüzden bunun yaygınlaşma ihtimali yok. Yani bir de maalesef giden misafirlerimiz hep Küba'yı Havana'dan değerlendiriyor. Evet. Yani Havana, efendime söyleyeyim, maksimum Trinidad. Oralara gidiyoruz ya. Evet, evet, evet. Ya bu ülkenin çok küçük bir yanı. Yani siz sadece İstanbul'u görüyorsunuz gibi. Ya bir de orada %90 var. Yani ben mesela Barakoa'ya gittim. Bütün 35 gün dolaştım ben. Santiago, Guantanamo falan hepsini. Ondan sonra ya orada bambaşka bir dünya var. Zaten sizin gördükleriniz çok az insan şeyi.
Ya o yüzden hani bir gün inşallah yine muhabbet sohbet ederiz. Mesela ben size benim gözümden fidelizm ve Küba'daki sosyalizmi anlatırım. Çünkü şimdi görüyorum aşağıda da yazıyorlar ama insanlar mutlu değil. Ben çok mutlu insan gördüm. Yani çok mutlu insan gördüm. Bununla mutlu olan insanlar. Korsan, Netflix, film, müzikle. Evet, CD'ler satılıyor. Ben mesela Muhteşem Süleyman'ı, Ezel'i, Binbir Gece'yi oradaydım. Hepsini orada seyrettim. CD'lerde. Kesinlikle öyle. Evet. Her şeyi takip ediyorlar yani aslında. Evet ama televizyonda değil, CD'de. Evet. Özel böyle CD'ler var. Orada bir kup satılıyor. Bir de şey var orada. Pakete Semanal var. Ondan da bir gün bahsederiz. Biz Küba'da görüşüyoruz tabii. Aynı, yani iş yerimiz aynı. Ayşen Hanım. Beraber çalışıyoruz. Day tours. Yani Küba'da evet, sık sık görüşüyoruz. Evet Ece, çok güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Harikaydı. Tekrardan bir sohbet edelim. Bu sohbette biraz ben fazla konuştum galiba. Orada arada şikayetler geldi. Sözünü kesmeyin Ece Hanım'ın diye. Tekrar yapalım bence de. Yapalım. Hasan Bey 35 gün sürdü. O rota. Gerçekten çok enteresan şeyler yaşadım. Hani mesela hiç bilmediğimiz şeyler. Bir gün şeyi anlatmak isterim. Kayimera'yı. Hani bu Guantanamo Amerikan üssünün sınırların içindeki kasabayı. Evet. Oraya olan turları anlatmak isterim. Ben katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan inşallah şey yaparım. Bu arada arada şeyler gördüm. Ben Küba'da şu kadar zamandır yaşıyorum. Burada muhakkak Deytus'la irtibata geçsinler. Bir araya gelmek isteriz. Ececiğim, son söylemek istediğin şeyden sonra kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Artık şu olaylar hafiflesin de gidelim adamıza tekrar diyorum. Gidelim. Gidelim, ne yapalım? Evet, son 5 dakikamız var. Buradan herkese, dinleyen herkese bu arada çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet. Gelsinler, bir daha dönüp dönüp gelsinler. Çünkü Küba kimseye bir kere de yetmiyor. Bunu ben... Benim bir tane şeyim vardı, iddiam vardı. Rehber, yani tur liderliği yaparken senin gibi rehberlik şeyinde. Küba'ya gelip de mutlu olmadan dönenin parasını ben şahsen cebimden iade edeceğim. Aynen, yani buna ben de girebilirim ya. Evet, yani bugüne kadar da gelmedi karşıma. Kesinlikle. O zaman Ececiğim, sana şöyle veda etmek istiyorum. Bekle. Müzikle. Şimdi bizim... Görüşürüz. Bay bay. Selamlar.